Şimdi Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan partilerden biri de Hüdapar. Hüdapar da aslında bakarsanız çok tartışılan bir partiydi. Tüzüğü üzerinden tartışmalar yürütülüyordu. Ama Hüdapar sözcüsü bu duruma ilişkin diyor ki okumamışlar. Bu federasyon talebini parti programından çıkarmayı düşünür müsünüz? Ya da bu programda yer alan olmazsa olmazlardan biri mi? Latif Bey, federasyon talebimizin parti programda olduğunu ifade ediyorsunuz ama parti programımızda olmayan bir şey çıkarmamızın nasıl mümkün olacağını sizden dinlemek istiyorum. Yok mu? O zaman özerk yönetim mi var? Yok, federasyon. O da yok. Sosyal medyadaki karalama kampanyalarının gazetecileri dahi nasıl tuzağa düşürdüğünün ibretlik görüntüsü gibiydi. Ezberleri bozulan gazeteciler televizyon ekranında şoke oldu. Serkan Bey, önemli bir şey söylüyorsunuz. Çünkü yani sizin parti programınızı aradığımızda Google'da karşımıza çıkan metinde bunlar var. O yüzden O zaman kamuoyu yanıltılıyor Serkan Bey. Hayır, bir dakika. Yani, Google açık. Bir haftadan fazla bir süredir bunu ifade ediyoruz ama ısrarla yani şimdi bu masada bizim yanıldığımız ortaya çıkıyor. Federasyon istediğimizi ısrarla söylemeye çalışıyor. Şimdi biz de hayretle ve ibretle onları izliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, sizler de gazetecisiniz. Sanırım bir tahsiliniz de vardır. Parti programımızı okuyan, Türkçesi yeterli düzeyde olan herkes o parti programında özellikle federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı'nın tepkisiyle ekranda bir anda buz gibi bir hava oluştu. Ama ısrarla kimse zahmet edip de parti programımızı okumadığı için sadece tezviratlar üzerinden yorum yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi Serkan Bey, şu sizin parti özeleştiri olarak bu eksikliği kabul ediyorum. Ama sizin bunu söylemeniz de önemli. Belli ki kimse Hüdapar'ın kendi sitesine girip parti programını okuma zahmetine girmemişti. Onun yerine sosyal medya trolü John Snow gibi hesapların yazdıklarını doğru kabul etmişlerdi. Genel başkan yardımcısı, üstelik hukukçu, elinde telefonu, Hüdapar'ın parti programında neler var size okuyayım dedi. Ben zannettim ki hani internet sayfamızdan parti programımızı indirmiş, oradan okuyacak. Sonra başladı okumaya. John Snow diye bir şahıs var. Onun sosyal medya hesabından seri halde attığı tweetler var. Hüdapar'ın parti programında neler var diye. Oradan virgülüne dokunmadan, hatta parantez içindeki şeyler de dahil, hepsini olduğu gibi okuyor. Ve bu arkadaşımız, bu siyasetçi, bu memleketi yönetmeye aday bir hukukçu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ortaya atılan yalanın nasıl ışık hızında yayıldığını da anlattı. Oradan okuduktan sonra bir sürü kişi nasılsa işte bu bir siyasetçi, hem de kıdemli bir siyasetçi, üstelik hukukçu, Hüdapar'ın parti programından okuyorum diyor. Yani yalan söyleyecek hali yoktur herhalde. Öyleyse öyledir. Yani orada okunanlar doğrudur. Hüdapar'ın parti programında vardır diye. Millet başladı bunu tekrar etmeye. Tabirimi mazur görün ama yani papağan gibi tekrar etmeye, virgülüne dokunmadan söylemeye. Neymiş efendim? Hüdapar işte ayrılıkçı bir parti. Hüdapar işte İslami esaslara dayalı müstakil bir Kürt devleti kurmak istiyormuş. Yok, Hüdapar özellik istiyormuş, federasyon istiyormuş. Ya önce bir karar verin, bir tutarlı olun. Hüdapar bağımsız bir devlet mi istiyor? Hüdapar özellik mi istiyor? Hüdapar federasyon mu istiyor? Hangisini istiyor? Bunların hepsi aynı anda olamayacağına göre. Yapıcıoğlu ülkeyi bölme iddialarını açıkça yalanladı. Kardeşlik hukuku içinde mücadele ediyoruz mesajı verdi. Bin yıl önce Orta Asya'dan Türkler Anadolu'ya geçince Kürtlerle karşılaştılar ve İslam ortak paydasında buluştular. Bin yıldır beraber kardeşçe yaşıyorlar. Şimdi gelelim esas meseleye. Hüdapar 2018 yılında da Erdoğan'a açık destek vermişti. Kimse ses etmemişti. Hatta Hüdapar'ın kapısını çalıp destek isteyen Millet İttifakı'ndan pek çok siyasetçi oldu. Ya ısrarla Hüdapar mevzunu bir yerlere perde yapmaya çalışıyorlar. Bu perde yapmak isteyenler de burada seyircilerimiz görsün işte Sayın Canan Kaftancıoğlu. Böyle mi? Hangi kamera? Kahve içmeye beklerim diyor Hüdapar İl Başkanı'nı. Bakın burada Sayın Ahmet Davutoğlu, Hüdapar Genel Başkanı'nı genel merkezlerinde ağırlıyorlar. Yine devam edin efendim. Sayın Akşener, Hüdapar eski Genel Başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor ve orada Sayın Akşener hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyor. Avukat Serkan Toper algı çalışmasını belgeleriyle deşifre ediyor ve ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya'ya
Can Alıcı soruyu soruyor. Hüdapar bir terör partisi midir? Bülent Bey'in fikrini merak ediyorum ben. Nasıl? Hüdapar'la ilgili terör partisi diyorlar. Terör partisi değil Hüdapar. Niye terör partisi olsun? Evet. Yani Hüdapar'ın kuruluş tarihi belli. HDP terörle bağlantısı olan bir parti mi? HDP ile terörle bağlantısı olduğuna dair bir mahkeme kararı olmadı. HDP terör partisi midir? Sizin siyasi gözleminizi soruyorum. Terörle bağı var mı yok mu? HDP'nin sosyolojisindeki bir kısım seçmen olan... Tüm bu süreç herkesin gözünün önünde yaşanıyor. Takdir milletin elbette ve o takdiri 14 Mayıs'ta herkes görecek.